Merhabalar, ben Hamit Cem. Bugün ne yapıyoruz? Benim İngilizce Grammar 101 kitabındaki 6. adımdaki alıştırmaları yapıyoruz. Zaten kitabımı aldıysan bunu kendin yapmışsındır. Şu anda cevapları kontrol ediyorsun. Kitabımı almadıysan ekranı durdurup önce kendin yapmaya çalış, sonra cevapları kontrol etmeye çalış. Hemen ne yapalım? Başlayalım. Şimdi birinci kısımda diyor ki doğru olanı seç. Okey, bakalım. Dogs. Dogs nedir? Tekil midir, çoğul mudur? Köpekler dediği için çoğuldur. O yüzden bu çoğul kısmını seçiyorum. An animal nedir? Bir hayvan. Bu tekil midir, çoğul mudur? Tektir. O yüzden teki seçiyorum. Nereden anladım tek olduğunu? Başına an var. Başına an ya da a olduğunda bunun tekil olduğunu anlıyorduk. A street. Bir sokak demek. Tekil midir, çoğul mudur? Tek. Okay. Islands. Bu adalar demek. Tekil mi, çoğul mu? Tabii ki çoğul. Okay. A person, bir kişi. Tekil mi, çoğul mu? Tekil. People, insanlar ya da kişiler. Bu da çoğul. Okey, bu kolay. Bir sonrakine bakalım. Çoğul yap diyor. Yapalım. Şimdi a cat, bir kedi demek. Bunu çoğul yaparken ne yapıyorduk? Cats. Zaten bunları bildiğin için hızlı geçiyorum. An apple, bir elma. Bunu çoğul yaparken apples. Okey. A class, bir ders ya da bir sınıf. Buraya çoğul yaparken classes. Okay. A tomato. Bunu çoğul yaparken ne yapıyorduk? Tomatoes. Bu istisnaydı. O yüzden araya bir e ekliyorduk. Onu unutmayın. Okay. A watch. Bir saat demek. Bunu çoğul yaparken. Watches. Bu da istisnaydı. Çünkü sonunda ç var. Okay. A dictionary. Bir sözlük demek. Bunu çoğul yaparken ne yapıyorduk? Sonundaki i'ye atıyorduk. Dictionaries yazıyorduk, değil mi? A dictionary, bir sözlük. Dictionary, sözlükler. Bu da okey. Sonrasına bakalım. Diyor ki A ya da N yaz diyor. Ya da boş bırak diyor. Tamam, tekil mi çoğul mu ona bak diyor. Karar ver. Çoğulsa o zaman hiçbir şey yazma diyor. Tekilse o zaman A ya da N getir diyor. Okey. A cat is an animal. Okey. Bu doğru. Bir kedi bir hayvandır. İkiye bakıyorum. Diyor ki basketbol and tenis. Basketbol ve tenis. İkisi özne olarak çoğul olduğu için ben buraya herhangi bir şey yazmıyorum. Zaten sporun sonuna da bir S getirmiş. Çoğul yapmış. O yüzden buraya hiçbir şey yazmıyorum. Böyle bırakıyorum. Üçe bakıyorum. Christina is bir öğrencidir demek istiyor. O yüzden ben buraya a student diyorum. Bali and Hawaii are boşluk islands. Yani Bali ve Hawaii nedir? Adalarlar. Demek ki burada zaten çoğul yapmış. Ben o yüzden buraya bir şey eklemiyorum. 5'e bakıyorum. Airplanes are machines. Burada diyor ki airplane ne demekti? Uçak demekti. Machine ne demekti? Bu da makine demek oluyor. Demek ki uçaklar makinedir. Demek ki ben buraya bir şey dokunmuyorum. Aynen kalıyor. 6'ya bakıyorum. Apple is a fruit. Bir elma bir meyvedir. Demek ki bir elma bir meyvedir dediği için ben buraya a getiriyorum, n getiriyorum ve a'yı büyük yazıyorum. Onu da unutmuyorum çünkü cümle başı. Okay. A bee is bir arı, bir böcektir demek istiyor. Demek ki burada bir yazmam lazım. I ile başladığı için n yazmam lazım. A bee is an insect. Bu arada anlamadığın her yeri mutlaka videonun altında yorum olarak yaz. Onu açıklayacağım. Neden böyle yazdık diye. Bir sonrakine bakalım. Burada da diyor ki boşluklara kutudaki kelimelerin tekil veya çoğullarını yaz diyor. Okay. A lion is boşluk. Şimdi aslan nedir? Aslan bir hayvandır. O yüzden ben buraya geliyorum. A lion is an animal yazıyorum. Bir aslan bir hayvandır. Lions and tigers are aslanlar ve kaplanlar nedir? Burada da animal demiştik. Bir hayvan. Burada da hayvanlar diyeceğiz. Yani animals diyeceğiz. Çoğul yapacağız. Moscow is boşluk. Moscow nedir? Bir şehirdir, değil mi? O yüzden buraya bir şehir yazacağım. A city. Okay. Bunu yazdık. Peki Moscow and Berlin are, bunlar da şehirlerler. O yüzden buraya da cities yazıyorum. Bunların detaylı anlatımını zaten bir önceki derste yapmıştık. Eğer anlamadıysan mutlaka geri dönüp izle. Turkish is boşluk. Türkçe nedir? Bir dildir. Turkish is a language. Okay, bunu yazdık. Turkish and Spanish are, Türkçe ve İspanyolca neler? Dillerler. Yani languages.
Bunu da böyle yazdık. Şuradaki language'i de kalın harfle alalım. Hop, bu da bitti. Büyük ada is boşluk. Büyük ada nedir? Bir adadır. An island. Okay. Büyük ada, en heybeli ada are. Bunlar da neler? İki tane olduğu için islands'lar. Bunu da islands yazıyoruz. Bu da okey. Başka ne var? Hop, futbol bakıyorum. Futbol nedir? Bir spordur. O yüzden a sport yazıyorum. Okey. Noktayı unutmayalım. Football and basketball are. Bunlar da neler? Sporlarlar. Sports yazıyorum. Okey. England is boşluk. İngiltere nedir? Bir ülkedir. A country. Okay. England and Brazil are. İngiltere ve Brezilya nedir? Ülkelerler. O yüzden buraya da countries yazıyorum. Bu da okay. Böylece bu kısmı da bitirmiş olduk. Şu ikisini de kalın yapalım. Tamam, süper. Başka var mı bize sordukları herhangi bir şey? Varmış daha. Yapalım. Kutudaki kelimeleri çoğul yap ve boşlukları yaz. Yazalım. Brazil and Egypt are, Brezilya ve Mısır neler? Ülkeler. O yüzden buraya countries diye yazıyorum. Okey. Şu boşlukları da silelim. Ha. Country'yi yazdık. Bunu böyle. Winter and summer are, yani kış ve yaz neler? Mevsimler. O yüzden buraya mevsimler diye yazıyorum. Okey. Seasons. Bunu da işaretleyelim. Boşluk are books. Bunlar kitaplar. Hangisi kitap? Burada dictionary ne demekti? Sözlük demekti. Bunun çoğulunu nasıl yazacağız? Şöyle yazacağız. D'yi büyük yapmayı unutma. Dictionaries are books. Okay. French and Korean are, Fransızca ve Korece neler? Diller. Dili işaretleyelim. Okay. Çoğul olduğu için buraya da languages yazıyoruz. Bu da bitti. Toronto and Istanbul are, Toronto ve İstanbul neler? Bunlar şehirler. O yüzden şehri işaretliyorum. Buraya da çoğul yazıyorum. Cities diye yazıyorum. Okay, bu da bitti. Carrots are, havuçlar neler? Sebzeler. O yüzden sebzeyi de işaretliyorum. Carrots are vegetables. Bunu da yazdık. Kısım da bitti. Şimdi gittikçe zorlaşıyor. Artık bize diyor ki cümle kur diyor. Başka var mı? Yok. Tamam. Cümle kurmaya da bakalım. Spring and fall are. Spring neydi? İlkbahar. Fall neydi? Sonbahar. Bunlar nedir? Seasons, değil mi? Seasons. Tamam. Şu kısımlarını silmesem de olur. Seasons mevsimlerdi. A tiger is, bir kaplan nedir? Bir hayvandır. An animal. Okay. An airplane is, bir uçak nedir? A machine. Bunu da öğrenmiştik. Okay. Istanbul is, İstanbul nedir? A city. Bir şehirdir. Turkey and Japan are, Türkiye ve Japonya neler? Bunlar da ülkeler. Nasıl yazacağız? Countries. Countries. Çoğul oldukları için bunu başına a getirmiyoruz. Okay. Carrots are, bu havuçlar nedir? Vegetables. Bunları da çoğul olduğu için direkt yazıyorum böyle. Carrots are vegetables. Turkish nedir? Bir dildir. A language. Bunu da yazdık. January and December are, yani Ocak ve Aralık. Neler bunlar? Months. Bu da aylarlar. Bunu da yazdık. Böylece bu dersin de sonuna geldik. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Ciao ciao.